Edep nedir diye sorduğumuzda hocamıza iki çeşit edep vardır diyor. Biri dış edep, biri iç edep. İç edep bütün yaratılmışta Allah'ın tecellisini görmek. Zira ayet-i kerimede Allah diyor ki her şey beni tesbih eder. Herkes demiyor. Herkes beni anar, herkes bana ibadet eder demiyor. Her şey, yani atomlar, dönen her şey. O halde nasıl maddeye hürmetsizlik edebiliriz? Maddede de o tecelli var. Hatta İbn Arabi'ye bakarsanız, ay o çok daha ileri gitmiş. Maddedeki tecelli insandan üstün demiş. Çünkü insan sapıtıyor. Maddeye mesela masa ol emri verildi mi o masa oluyor ve bozul emri gelmeden bozulmuyor. O Allah'a tam teslim demiş. Yani anladım bu arkadaş. Hale bakın. Öyleyse hani ölü gibi teslim ol Allah'a sözü bu manaya geliyor. Şimdi buradan bakarsanız bu nasıl gerçekleşecek? Mevlana diyor ki kalem akıl demek. Kalem bütün kelimeleri yazar. Muhammed kelimesine gelince kırılır diyor. Çünkü Muhammed'de aşk vardır. Kalem aşka dayanamaz diyor. Öyleyse Allah aşkı galip gelecek ki sen onun yarattığı her varlığa hürmet etmeyi öğrenebilirsin. Şimdi iç edebi yapıp da her yerde Allah'ı gördün mü? Neye hürmetsizlik edeceksin? Sen masaya bile böyle hürmetsizlik edemeyip vuramazken kime hürmetsizlik edeceksin? Kimin kalbini kıracaksın? Kimi zora sokacaksın? Bütün bunları düşündüğün zaman şu geliyor. Önce başkasını düşünmeliyim, sonra kendimi düşünmeliyim.